Hepinize yeni bir soru cevap videosundan merhaba dostlar. Bu sefer PUBG Mobile değil, soru cevap. Bana Instagram'dan sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan video like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bu tür diğer PUBG Mobile videomdan faydalanabilirsiniz abi. Bu sefer PUBG Mobile değil, soru cevap. Ne yapacağım hiç bilmiyorum, ilk defa böyle bir video çekeceğim abi. Şimdi siz bana Instagram'dan soruları sordunuz ve ben de telefondan Instagram'ı açıp sizlerin sorularını yanıtlayacağım abi. Hemen direkt başlıyorum, fazla uzatmıyorum. Şimdi abi soru cevabı başlamadan önce söylemek istiyorum. Ben hala ışık almadığım için kamerayı böyle karanlık görebilirsiniz abi. Buradan ayarlardan bir tık yükseltsem de hala karanlık oluyor çünkü o da fazla ışık almıyor. Yani cam şu tarafta, oradan gelen ışık ne kadar geliyor bilmiyorum abi. İnşallah en kısa sürede ışığı da alırız. Şimdi peki sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz ne abi? Hemen geliyorum buradan. Redeem code ne zaman gelir? Şimdi abi redeem kodlar şöyle geliyor. PUBG Mobile yetkilileri üretiyor. Mesela bu şöyle bir şey. Bazılarını Türkiye üretiyor, bazılarını India üretiyor, bazılarını Çin üretiyor, bazılarını bilmem nere üretiyor abi. Bu kodlar üretildiğinde paylaşanlar oluyor ve ben de o paylaşanları takip ettiğim için direkt hani paylaşıyorlar. Hemen haberim oluyor ve sizlere YouTube kanalımda paylaşıyorum. Siz de bu redeem kodları kullanıyorsunuz zaten. Özellikle popülerliği çok seviyorsunuz abi. Mesela popülerlik atıyorum abi, 1 saatte 2 saatte bitiriyorsunuz. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Gacha hesaptan kullanıp kendinize popülerlik atıyorsanız bitiriyorsunuz abi. Onu hala çözemedim. Modemin ve kameranın markası ne? Şimdi dostlar benim modem Türk Telekom, indirme hızı 24. Upload da 6 dostlar. Ben bununla yayın yapıyorum. Yayında Facebook'ta yapıyorum. Gelmek isteyenler de varsa büyük ihtimal bu videoyu yayınladığımda ben yine Facebook'ta yayında olurum. Oraya da gelebilirsiniz. Buradan kendime de bakmak istiyorum bazen. Kameramın modeli ise C922 Pro dostlar. Logitech'e ait bir şey, kendim aldım. Sponsor falan değil, daha sponsorum yok zaten. Çekiliş yapıyor musun denmiş. Çekiliş vallahi şu anda öyle bir gücüm yok ama ileride inşallah sponsorum olursa ben de öyle UC çekilişleri falan yaparım. Neden PUBG oynadığın videoları atmıyorsun acaba, neden? Şimdi şöyle, bir PUBG Mobile videosu, gameplay videosunu editlemek daha da zor. Ben editliyorum, atıyorum ama hani diğerleri gibi değer görmediği için bazen atmamak istiyorum ama yine de hiç olmazsa haftada bir, bilemedin, iki tane gameplay atıyorum dostlar. Genelde bunları başka içerik bulamadığımda gameplay atıyorum. Mesela nasıl diyeyim ben sizlere, bir günüm benim şöyle geçiyor abi. Sabah 8'de kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum, saat 9 oluyor. Oturuyorum bilgisayarın başına, 12'ye kadar bir video çıkartmaya çalışıyorum. Eğer ki o gün gameplay editliyorsam abi, gameplay edit dediğim için genelde 2'ye kadar falan anca yetişiyor. Ben hani bir videoyu hani 30 saniyesi var ya abi, siz o 30 saniye izleyene kadar ben hiç yoktan oraya 1 saat harcarım en az. Çünkü hani oradaki tam oran tutturmak istiyorum abi. Hani edit akıcı olur, tam müzik tutar. Öyle bir şeyler yapmaya çalıştığım için benim video editleri bayağı uzun sürüyor. Hani nasıl diyeyim, mesela ilk defa başlayan biri mesela normal bildiğin abi şuradan şurayı kesiyorsun ya, 15 saniye harcarken ben onu artık öğrendiğim için 3 saniyede kesiyorum abi. İlk zamanlar hani kesemiyorum videoyu, bilmiyorum nasıl keseceğim, bilmiyorum. Evet, ne kadar para kazanıyorsun Ali? Bunun sorunun zaten geleceğini bildiğim için direkt abi cevabı hazırlayayım ben sizlere. Ben bilgisayar bir yılda topladım ve hani toplaya toplaya canım çıktı abi. Direkt sizlere örnek göstereyim isterseniz. Mesela şurada abi bir GB'ın anakartı var. Ben bunu 2 aylık maaşımla aldım abi. Buradan hani ben ne kadar kazanıyorum Google'a yazarak hesaplayabilirsiniz. Kendisi B450M GB'ın bir anakart abi. Oradan bakabilirsiniz. Bu kadar redeem kod nereden geliyor demiş biri. Demiş olduğum gibi üretiyorlar, ben paylaşıyorum. Mesela bugün akşam üretseler yarın 12'de illaki paylaşıyorum dostlar. Benden önce paylaşan oluyor mu? Bazen oluyor, bazen ilk ben paylaşıyorum. Orası değişik kısmı abi. Yani şimdi nasıl diyeyim, mesela YouTube'da eğer bu redeem kodları bulmaya kalksanız 100 tane video izliyorsunuz ve sadece bir tanesi doğru. Ben genelde direkt abi kodu buldum mu kontrol ediyorum, oluyor mu oluyor. Size paylaşıyorum ve siz de kullanıyorsunuz abi. Bu arada ben Niğdeliyim dostlar. Yaşım 18, Niğde'de yaşadım. Niğde'de öleceğiz gibi gözüküyor, bilmiyorum. Yani bir yere gitmeyi planlamıyorum, burada devam ki. Ferda abi benim Niko bana RP al. Kankam RP dedim ki çok pahalı, 14. sezon RP alacak mısın? Şimdi bir kişi istiyor, iki kişi istiyor, üç kişi istiyor. Bu RP'lere para nereden geliyor hiç demiyorlar ki abi. Ve abone sayım tabii ki de ne zaman atılacak? Bunu çok çok merak ediyorsunuz ve yorumlarda yazıyorsunuz. Şunu söyleyeyim ben sizlere. Yani benim abone sayım 50.000'e ulaştığımda atacağım dostlar. Nasıl 50.000 yani? Belki şu anda 20.000'im, belki 30.000'im, belki 40.000'im ama yani tam rakam söylemeyeceğim. Kafadan bir 20.000
olarak görebilirsiniz beni. 10.000 değil 20.000 olarak kafadan görebilirsiniz. Belki 35.000'im, belki 40.000'im, belki 30.000'im. Orasını söylemeyeyim ama kafadan bir 20.000 görürseniz güzel olur. Yani kafadan bir 20.000 takipçimiz oldu sizin sayenizde. Ondan sonra yayına geçiyorum. Facebook'ta günlük 5-6 saat yayın yapıyorum. Eğer sınav zamanlarım olursa, mesela benim açık lise sınavlarım yaklaşıyor, onları günde 2 saat 3 saate düşüreceğim. Geçen gün 9 saat yayın yapmıştım abi, hiç sıkılmadım. Yani ne bileyim, yayın yaparken ben sıkılmıyorum ya. Oturuyorum bilgisayarın başına, açıyorum yayını. Orada canlı yayında sohbet ediyorum. Bir de arabamız var geçen. Öyle geçiyor baktım valla. Mesajıma neden cevap vermedin demiş biri. Mesajlarda şöyle abi, çünkü mesajlara bakıyorum ama uca istiyorlar. Abi bakar mısın diyor, tamam bakayım diyorum, ne olacak diyorum. Bana uca atar mısın? Kanka bak, mesajda bak diyor ki, yok durumum yok, bana uca atar mısın? Kanka ben de durumum yok. Bak ben Royal Pass'ı nasıl aldım size anlatayım abi. 6. sezonda bir tane kontör hilesi gibi değişik bir şey vardı ve bunu ben kanalımda paylaşmıştım. Bir tane uygulamadan kontör alıyorduk abi. Bu uygulamayı yabancı ülke yapmış abi. Hani oradan da yabancı ülkeden Türkiye'den kontör almak ucuza geliyordu ve bol bol alıyorduk. Ben kendi ekibime Royal Pass aldım. O videoyu izleyen en az 500 kişi Royal Pass aldı abi. Ben 6. sezon Royal Pass aldım. Ondan beri oradan gelen UC'leri harcamadığım için her sezon UC alabiliyorum ve bu da baya baya güzel oluyor. Şu anda mesela 14. sezon geliyor. Ben yine para harcamayacağım desem yalan olur. Çünkü birazcık UC'ye gitti. Birazcık bir UC yüklemem gerekiyor. Bir 80 UC falan yükleyeceğim abi. Gitti paralar. Ne zaman yeni cihaza geçeceğim? Şimdi benim kullandığım cihaz abi hala J7 Prime. Yani bakayım 2 yıldır, bak 2 yıl oldu bunu alalı. Garantisi bitecek bu ay. Hala J7 kullanıyorum abi. Yeni ne zaman geçerim bilmiyorum çünkü hala ekipmeni eksiklerim var. Mesela ekran kartı aldım. İkinci monitör almam lazım. Mikrofon almam lazım. Işık almam lazım. Bu ay mesela, bu ayki maaşımda eğer nasip olursa bir tane SSD alacağım. Çünkü hani mesela yayında emülatörde bir atma sorunu var abi. Attı mı hard disk olduğu için 2-3 dakikada giriyor. Hani hard diskinize göre değişiyor. Yine benimki 2-3 dakikada giriyor. Bu SSD alırsam abi, yani bir kere oyun attığında mesela 20 saniyede, işte 15 saniyede, bilemedin 30 saniyede oyun açılacak abi. Bilgisayarın tuşuna basıyorsun, SSD ile 15 saniyede açılıyor yani. SSD çok çok güzel bir şey, onu alacağım. Biri demiş ki Reis, ben bu readimlerin peşini bırakmam, popülerlik readim ne zaman gelir demiş. Vallahi hiç bilmiyorum. Yani ne zaman paylaşırlarsa direkt sizlerle paylaşırım, yine takipte kalabilirsiniz. YouTube'a başlarken bu kadar emek verip yorulacağını düşünüyor muydun? Hayır, düşünmüyordum. Şöyle telefondan yine hani gameplay çekemiyordum o zamanlar abi. Bir şekilde 2 saatte 3 saatte videoyu bitiriyordum. Sonra bilgisayara bir geçtim abi, yayın yap. Yani yayın yapmazsam kendime dert ediyorum abi, bugün ben niye yayın yapmadım diyorum. Oturuyorum yayın yapıyorum, değişik bir şeyim var ben de bilmiyorum ama işte oturup yayın yapıyorum, YouTube'a video ayarlıyorum falan filan. Hani herhalde günde kendime vaktim kalıyorsa 1 saat 2 saat falan kalıyordur, gerisi yok YouTube yok yayın, öyle geçiyor benim günlerim. Yani pek de sıkılmıyorum abi, işime geliyor. Nerelisin, kaç yaşındasın, PUBG isteklerini kabul ediyor musun, ne zaman başladın PUBG'ye? Ben PUBG'ye dostlar Türkiye'ye geldiğinden beri başladım. Yanlış hatırlamıyorsam direkt 2. sezonla birlikte açıldı oyun, yani global olarak 2. sezondan beri oynuyorum. PUBG'de istekleri kabul etmiyorum. Çünkü kabul ediyorum, mesela yayın yapıyordum ben abi, custom room açıyordum, gelen bütün istekleri kabul ediyordum. Sonra ne oluyordu? Artık oyundan bile abi bana UC atar mısın? Abi bana UC atar mısın kankam? UC istemeyin lütfen. Vallahi bak kimse UC atmıyor abi. Mesela YouTube'da eğer bir para kazanmak istiyorsanız abi 100.000 abonenin üstüne ulaşacaksınız. Hani her videonuz 10.000 falan izlense, video başı mesela diyeyim 10.000 izlense, aylık bir asgari ücret kazanabilirsiniz abi. Yani her video 10.000 izlense işte bir ayda 30'da çarpın abi. O şekilde hani bir asgari ücret maaşına yetişebilirsin. Sezon 14'te kamuflajlı Kuaz gelecek mi? Mor bir tane Kuaz gelecek abi. Onu da dünkü videomda göstermiştim. Biri tekrardan sormuş, kameranın markası ne? Logitech C922. 720p'de 60 fps, 1080p'de 30 fps. Yani kayıt alabiliyor, bu kadar. Biri demiş ki neden gözlük kullanıyorum? Şöyle söyleyeyim abi, ben gözlüğü şu yüzden kullanıyorum. Uzak mesafe için kullanıyorum. Gözlük takıp bu videoyu izleyenler de varsa onlara da bir önerim var. Gözlüğü ne kadar az takarsanız yaşınız ilerledikçe o kadar az büyüyor. Mesela ben gözlüğü abi 1.25 olarak aldım. 1.25'e 1.25'te
bir yıl kullandım ve bir yıl kullandıktan sonra abi benimkiler 1.75'e 1.75 oldu. Sonra 2 yıl sonra bir daha gözlük aldım, yani o da bugünün aldığı, işte şu anda kullandığım gözlük 2'ye 2.25. Yani gözlüğü ne kadar az kullanırsanız o kadar az etkisi oluyor dostlar, o kadar az büyüyor. Ben sadece yayınlarda kullanıyorum bazen, bazen de videolarda. Onun harici televizyon izlersem diyeceğim de artık televizyonda bir şey bulamıyorum. Yani o kadar. Yayınları neden Facebook'ta yapıyorsun? Evet, gelelim. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki büyük yayıncılar hani Facebook olsun, Nimo TV olsun, mesela şu anda hep Nonola eve geçtiler. Onlar belirli bir ücret alıyor ve o şekilde yayın yapıyor, ama ben herhangi bir ücret almıyorum. Ve hani mesela insanlar videoyu mu izleyecek yoksa yayın mı izleyecek gibi şeyler olur ve hani izlemelerin düşer. O yüzden ben de dedim ki YouTube'a video attıktan sonra beni izlemek isteyen varsa Facebook'a gelsin, oradan izlesin diye öyle bir şeyler yaptım dostlar. Her gün Facebook'ta devam ediyorum ve şu anda hani bugün 500 takipçiye falan ulaştım sayılır Facebook'ta ve devam edeceğim. Bakalım nereye kadar gidersek. Soru cevap videosunu da bu şekilde bitirelim dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Diğer soru cevap videolarında görüşmek üzere. Bir daha yapar mıyım hiç bilmiyorum ama yani yapacağımı da düşünmüyorum. Görüşürüz diğer PUBG Mobile videolarında, görüşmek üzere, bay bay. So I've come to the conclusion, I'm just one man amongst thousands in this world I love.